Çıkartma. Günaydın. Günaydın herkese. Merhaba. Merhaba. Biz uyandık. Saat 10.30'da uyandık. Çok güzel uykumuzu aldık. Dün gece güneşi 12'de yatırdım. 4'te uyanmış. Babası ilgilenmiş sağ olsun. Ondan sonra 5.30'da uyanmış galiba. Bir daha. Yine babası ilgilenmiş. Ben komalık uyuyordum. Sabah 8.30'da uyandım. Ondan sonra ama çok yaşa bebeğim. Ama böyle şey değildi yani. Uykuyu alamamış gibiydi. O yüzden 5 dakika içerisinde hemen geri uyudu. Hatırlatma geldi. 5 dakika içerisinde geri uyudu. Sabah 10.30'da uyandı. Ben de onunla birlikte uyandım. Şimdi kızıma yulaflı, muzlu kahvaltı hazırlayacağım. Sıcak suyla yapıyorum onu. O yüzden biraz soğumasını bekliyorum. Babamız evimizde çalışıyor. Kıt 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 klavye sesi duyarsanız o bizim babamız. Çatalca'da hava bugün buz. Gerçekten buz. Yarın çarşamba, yarın kar bekleniyormuş. Özellikle Çatalca ve Silivri bölgesinde bu taraflarda yoğun kar yağışı olacakmış. Erzağımız filan var. Her şeyi zaten 2 hafta önce sanırım alışveriş yapmıştım. Dün de manav alışverişini yaptım. Bir şeyimiz yok. Sadece ben gittim oradan tavuk aldım. Süt almadım. Çocuğuma yoğurt yapmaya süt almadım. O yüzden süt, yumurta alacağım. Yoğurt alacağım. Çünkü buranın karı gerçekten çok kötü. Anneciğim beni... Hayır, o terlik saçmalama lütfen. Buranın karı gerçekten çok yoğun oluyor ve biz tepede olduğumuz için araç aşağı çok zor iniyor. Geçen sene biz o sıkıntıyı yaşamıştık. Bugün aynı, bu sefer, bu sene aynı şeyi yaşamayacağız. Geçen seneden tecrübeliyiz. Arabayı hiç oynatmayacağız yerinden. O yüzden bütün eksiklerimizi alalım. Kar kaç gün sürecek, kaç gün sonra gidecek hiçbir bilgimiz yok çünkü. En azından yiyeceğimiz, içeceğimiz evimizde olsun. Gerisi kolay. Ah, karnım çok aç. Akşam 6'dan sonra hiçbir şey yemiyorum. Dün gece o kadar karnım acıktı ki gece saat 12-1'di. Bir de akşam 6'dan sonra yemek yememekten ziyade bütün gece ayakta kalıyorum çoğu zaman. Ben de seni seviyorum. Bütün gece ayakta kalıyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Olur birazdan. Sarıldı bebeğine ya. Canım kızım benim. Bunu güneşe şeyden diyorum. Ebemekten almıştım. O zaman güneş çok minikti. Daha böyle basamıyordu düğmelerine. Çok küçüktü. Şimdi baya kendi kendine oynuyor. Sarılıyor falan ona. Seviyorum. Ne diyordum? Ay güneş, ne diyordum annem? Şey diyordum, unuttum. Eh diyormuşum, evet. Edit yaparken görüyorum, aklıma geliyor. Ha diyorum, bak bunu diyecekmişim diyorum ama araya giremiyorum. Neyse, alt yazı olarak yazıyorum ne demek istediğimi. Velhasıl kelam, kar geliyormuş. Erzaklarımızı falan filan alalım. Ondan sonra karı karşılayalım. Ben çok severim ben karı. Ona karda yürümeyi çok severim. Kestane aldım. Dün biliyorsunuz. Yıldırım'a dedim ki yarın kestane yapalım. Yıldırım da dedi ki yok dedi, yarın yapma, çarşamba günü yaparsın. Sıcak kestanelerimizi cebimize koyarız, karda yürüyüş yaparız dedi. Ay ne romantik kocam var. Hiç kıymetini bilmiyorum. Günaydın baby. Günaydın, günaydın. Canımın içi. O da orada çalışmaya çalışıyor kendi halinde. Bizimle birlikte ne kadar çalışabilirse. Ya içeriye gitmemiz gerekiyor. Güneşin odasında olmamız gerekiyor ama yani güneş bir şekilde bu tarafa kaçıyor. Çünkü benim mutfakta işlerim var. Yani birimizin çalışması gerekiyor ama birimizin de yani hayatı idame ettirmesi gerekiyor. Yemek yapmak gibi. Ne bileyim, çamaşır bulaşık yıkamak gibi. Güneşi de odasında yalnız bırakmak istemiyorum. Çünkü çekmeceleri açıyor. Çekmecelerin içine oturuyor. Yani güneş yalnız kalmamalı. Mutfakta ne yazık ki Kiptaş'ın genel büyük sorunu, mutfaklar çok soğuk. Çünkü pimapenlerin ayarını tam yapmamışlar. O yüzden balkon
kenarlarından feci şekilde soğuk geliyor. Onların ayarı yapılması gerekiyor. Yani bizim balkonumuz yine iyi. Ben daha soğuk olanları duydum. Görmedim tabii, insanların evine girmedim ama duydum. Hatta bizim banyomuz da iyi maşallah. Arkadaşım var, komşum Fulden. Kızcağız poşet falan koymuş. Ona rağmen bile poşet şişiyor böyle. O kadar rüzgar var. Buranın öyle ne yazık ki pimapen sıkıntısı var yani. Çok şey yapmıyor. Çok sıcak tutmuyor. O yüzden güneşi de mutfağa alamıyorum. Durum bu. Ben çok açım. He, şunu söyledim. Bak aklıma geldi. Akşam 6'dan sonra bir şey yemiyorum ya, ama gece boyunca ayakta oluyorum ve çok acıkıyorum. Canım böyle sürekli bir şeyler yemek istiyor ama kendimi hep frenliyorum. Aferin, bak o konuda iyisin ha. Değil mi kocam? Ben takdir ediyorum seni. Ya öv beni. Çok frenliyorum kendime. Mesela yıldırım bazen kuru yemiş alıyor, meyve alıyor. Dün elma, Allah'ım o kadar güzel koktu ki. Elma verdim onlara. Güneş de istedi. Güneşe de verdim. Elmayı kestikçe of nasıl güzel elma kokuyor buram buram. Ama yemedim. Çiğnemeli hiçbir şey yenmiyor arkadaşlar. Dün bir tane izleyicim yazmış. Seninle birlikte ben de başladım saat 6'dan sonra yememeye. Evet çok acıkıyoruz. Çok acıkırsam eğer, dayanamayacak duruma gelirsem eğer, bunu uzman doktorlar da veriyor. Yağ yakmaya da birebir ayrıca. Bir kase yoğurt. Yoğurdun içerisine zencefil, limon ve pul biber koyuyoruz. Karıştırıyoruz. Yarım limon sıkıyoruz. Yoğurdunuz ne kadar ekşi olursa yağ yakımı o kadar hızlı oluyor. Çok acıkırsanız eğer bunu yiyebilirsiniz. Ben yatmadan yarım saat önce her akşam yiyorum bunu. Siz yatarken bile o vücut onu yağ yakmaya başlıyor yani. Çok iyi bir şey. Ve tadı da güzel. Ben seviyorum. Yani hoşuma gidiyor. Durum bu. Şimdi kızımın mamasına bakayım. Ondan sonra saat... Ay 11.30 olmuş saat. Ben hala kahvaltı yapmadım. Bakın bünyede alışıyor ya, bir süre sonra yiyemiyorsunuz. Ağzıma daha hiçbir şey sokmadım. Düşünün. 10.30'dan beri ayaktayım. Size havayı göstereyim. Çatalca'daki son durum. Hatta yağmura sesini dinleteyim mi azıcık size? Hadi dinleteyim. Şöyle hızlı hızlı dinleteceğim. Çok soğuk. Çatalca'dan son durum. Bakar mısınız? Yağmur gözükmüyor. Ay, camı kapatamıyorum, gördünüz mü? Ya rüzgarı gördünüz mü? Camı itti geri. Felaket rüzgar var. Buranın rüzgarı çok felaket yani. Bak. Ha. Ne yapıyorsun anne? Oradan girecek, benim şuradan benim yanıma girecek. Tamam ben geliyorum. Hadi çekil ben geliyorum. Kaçarak mutfağa geldim kahvaltı hazırlamak için. Güneşten kaçıyorum. Yıldırım demez mi? Kaçıyor kız, kaçıyor annem bak. Güneş döndü. Allah'tan hemen kapıyı kapattım. Ay nasıl soğuk bir hava. Karnım o kadar aç ki, saat 12.30 oldu. Yani güneşi doyur, altını temizle. Ondan sonra hadi onunla oyalan, oyna derken saat 12.30 oldu ve ben hala bir şey yemedim, biliyor musunuz? Hala. Şimdi şuradan dünden kalma ekmeklerimiz vardı. Yıldırım yumurtalı ekmek istedi. Bugün yumurtalı ekmek yap dedi. Onu yumurtalı ekmek yapayım. Kendime de sizi de şöyle koyayım da. Kendime de omlet tarzı bir şey yapmak istiyor. Ay göz altlarım nasıl mor çıkıyor? Gölgeden mi? Bilemedim. Bakayım. Evet, ışık yanılması. Tabii biraz da var. Ne yapalım? Aman. Bir güneş bebek kolay yetişmiyor. Görüyorsunuz. Şimdi bunları yapayım da. Yumurtalı ekmek yapayım bugün. Kocam Bey öyle istedi. Ben bilmem, kocam bilir. Salla salla salla. Güneşin çizgi film müzikleri. Ay
buzluktan da ekmek çıkartıyor. Biz böyle alıyoruz alıyoruz buzluğa atıyoruz. Beyaz ekmek tüketmiyoruz. Ondan sonra ekmeğimiz bitince tekrar buzluktan çıkartıyoruz. Şimdi şunu bir kesmeliyim. Ay, birazdan videom yayında olacak, dünkü videom. Saat 12:20 geçiyor falan şu anda. Ay nasıl da severim yumurtalı ekmeği. Ay yumurta yok, süt yok. Güneş uyuyunca markete gideceğim. Nasıl soğuk hava, nasıl? Ay o kadar da üşeniyorum ki. Aslında markete telefon atsam getiriyor. Markete telefon mu atsam, o mu getirse? Bilemedim. Ama şimdi markete gittikçe de aklıma evdeki başka eksikler geliyor. O yüzden markete gidip ben alayım. Evet. İşte böyle canlar. Birazdan gelirim. Şimdi videoma bakayım. Yayına girdiyse bir kontrol edeyim. Neler var, neler yok. Ve mutlu son. Saat 2:08 geçiyor. Güneşi öğlen uykusuna yatırdım. Kendime bir kahve yaptım. Şu anda odama geçtim. Şakır şakır yağmur yağıyor. Ve bendeniz. Saçım başım birbirine girmiş. Yıldırım salonda çalışıyor. Ben de onu rahatsız etmemek için yatak odasına geldim. Ay elim ayağımı uzattım burada. Oh. Kahvemi içeceğim, kurabiyemi yiyeceğim. Biraz kitap okurum. Ay kendime zaman ayıracağım işte. Yani Yıldırım'a diyorum ki güneş uyuduğu zaman benden hiçbir şey isteme. Benim dinlenme saatim olsun. Yani hiçbir şey yapmasam bile kahvemi içer şurada biraz uzanırım. Çünkü güneş 1-1,5 saat kadar uyuyor. En azından 1,5 saat zamanım var benim de kendime ait. Bu arada size komik bir şey anlatmak istiyorum. Mutfakta kahvaltı hazırlarken tepsiye koydum işte kahvaltılıkları. Salona gittim. Ay bir baktım. Yıldırım bir köşede oturmuş böyle artık boynu düşmüş böyle. O kadar bitkin yorgun gözüküyordu ki. Ne oldu dedim. Bana dedi ki vallahi dedi biz dedi yandık artık dedi. Bu kız dedi hiç durmuyor. Çiti var ya televizyonun önünde. Çiti falan dedi kaldırıyor televizyonun oraya çıkıyor dedi. Kaç kere dedi aldım oradan dedi. Yine gidiyor oraya dedi. Ne zamana kadar bu böyle devam edecek dedi. Ben dedim ki yani 3 yaşına kadar devam edecek. 3 yaşından sonra artık yavaş yavaş hani sakinlik dönemine girer dedim. Yavaş yavaş çocuk oluyor çünkü. Hani anlar eğriyi doğruyu anlar dedim. Bir senemiz kaldı, kaldı 2 sene. Bir senemiz gitti, kaldı 2 sene dedim. Ha iyi bari dedi, 2 sene ise de dayanırız falan dedi. Ben dedim ki 2 sene kaldı dedim. Ondan sonra ben ikinci çocuğu düşünüyorum dedim. Zaten dedim birinci çocuk dedim. Zorluk çekiyorsun dedim. Tek başına büyüttüğün için dedim. Ama ikinci de üçüncü de dedim öyle olmuyor dedim. Çünkü dedim birinci çocuk dedim kardeşini de dedim yardımcı oluyor. Birlikte büyüyorlar dedim. Bana da dedim yardım eder güneş dedim. Bebeği dedim pışpışlar oyalar dedim. Yıldırım böyle baktı. Şu anda suratımın bembeyaz olduğunu, ruhumun bedeninden çıktığını hissediyorum dedi. O anı çekmeliydim. Yani o anda görmeliydiniz. Yıldırım'ın o surat ifadesini, o mimiklerini. Şu an dedi ruhum bedenimden çıkıyor, suratımın bembeyaz olduğunu hissediyorum dedi. Dedim ki yok yok şaka yapıyorum. Hiç dedim öyle bir düşüncem yok. Merak etme bunu sağ salim büyütelim. Bir tane evladımız var. Allah ona uzun ömür versin dedim. Düşünmüyorum. Gerçekten düşünmüyorsun değil mi diyor. Bir an diyor vazgeçtim falan sandım diyor. Çünkü düşünmüyorum ya ben ikinciyi. Bir an diyor vazgeçtim gerçekten düşünüyorsun falan sandım diyor. Yok yok dedim. Sen hiç merak etme içine rahat ol. Bu arada bir şey daha oldu. Ben rahmetli annemin telefonunu kullanıyorum.
Daha doğrusu hattını kullanıyorum. Telefonu değil, hattını kullanıyorum. Şirket hattı olarak kullanıyorum onu. Müşterilerim oradan arıyor genelde beni. O hat üzerinden arıyor. Biraz önce ben güneşin altını değiştirirken telefon çaldı. Ben de müsait olmadığım için yıldırım açtı. Zaten biliyorsunuz biz yıldırımla ortak çalışıyoruz. Yani benim müşterilerim aynı zamanda onun da müşterileri. O yüzden ikimiz de birbirimizin işine hakimiz. Yani ikimiz de birbirimizin telefonlarına bakıp müşteriye cevap verebilecek durumdayız. Bir bayan sesi, merhaba dedi, Birsen Hanım'la görüşebilir miyim? Birsen benim annemin ismi. Annemin ismi de rahmetli, nur içinde yatsın. Yıldırım dedi ki, Birsen Hanım dedi, kim arıyor dedi. Ben dedi komşusuyum dedi. Yalnız dedi Birsen Hanım dedi, rahmet toplu dedi, 3 yıl oldu dedi. Ondan sonra, aa dedi, öyle mi dedi, bilmiyordum dedi, çok üzüldüm dedi. Bizim dedi vefatlarımız oldu, hastalıklarımız oldu falan dedi. Hiç dedi gidip gelemedim dedi. Sen dedi hangi oğlusun dedi. Birinci falsoyu buradan verdi. Annemin hiç oğlu yok. Yıldırım dedi ki ben oğlu değilim dedi, damadıyım dedi. Aa öyle mi dedi. Bilmiyordum dedi damadı olduğunu dedi. Nasıl bilmiyorsun? Annemin komşusuysan eğer annemin iki tane kızının olduğunu bilirsin. Annemin iki kızı iki de damadı var. Aa dedi damat oldu bilmiyordum falan dedi. Ondan sizin dedi isim neydi dedi Yıldırım. O da Aysel dedi. Ben annemin Aysel diye bir komşusu olduğunu bilmiyorum yani. Böyle bir komşu ben tanımıyorum. Ona ay dedi çok üzüldüm dedi. Çok dedi severdim rahmetliyi falan dedi. Bir kere komşusuysan eğer annemin hastalığından haberin olması lazım. Annem 3 yıl hastanelerde süründü kadıncağız. İkincisi annemin komşusuysan zaten cenazeyi görmüş olman lazım. Ama Yıldırım da şey diyor. Eski oturduğu semtteki komşusu olabilir diyor. Yani bu bir şey değil diyor. Ha, olabilir. Eski taşındığı yer. Annem 3 tane ev değiştirdi ve her oturduğu evde en az 20 sene 25 sene oturmuşluğu var. Fenerbahçe Dalyan'da oturduk. Fenerbahçe Dalyan'dan Erenköy'e 3 tane diyorum pardon 4 tane. Fenerbahçe Dalyan'dan Erenköy Ethem Efendi'ye geldik. Ethem Efendi Bağdaş Caddesi'nde oturduk. Ondan sonra Altıntepe'ye geldik. Altıntepe'den de yine Kılavuz Çayır'a, yine Altıntepe'ye taşındı. Yani ben 37 yıllık hayatımda annem toplamda 4 tane ev değiştirdi. Yani bu 4 evdeki komşularının da hepsini tanırım. Ayrıca annem iş kadını olduğu için, çalışan bir kadın olduğu için annemin hiç komşusu olmadı. Yani öyle komşuculuk hayatı yoktu annemin yani. Üst komşu, alt komşu böyle bir şey yok. Bir tek her binamızda karşı dairemizdeki çok samimiydi. Çünkü şey yani apartmanı komple tanıyamazsın ama karşı dairende kim vardır tanırsın kapıyı açıp kapatırken onu görürsün. O yüzden bu kadın beni birazcık tedirgin etti. Bir de şuradan tedirgin etti. Çok üzüldüm dedi. Başınız sağ olsun dedi. Nedim Bey nasıl dedi. Eşi iyi mi dedi. Annem evli değil. Bir Nedim diye birini ömrümde tanımıyorum. Yani kesinlikle tanımıyorum. Yıldırım dedi ki ben şu anda dedi iş yerindeyim dedi müsait değilim dedi kusura bakmayın dedi kapatmak zorundayım dedi çalışıyorum dedi. Ah tamam tamam dedi görüşmek üzere dedi kapattı. Annemin komşuları mutlaka beni tanır. Ablamı tanımazlar. Ablam İzmir'de yaşıyor benim. Ama beni mutlaka tanırlar. Beni tanımıyor kadın. Ondan sonra annemin evli olduğunu zannediyor. Yıldırım'a dedim ki bu iş dedim beni kılandırdı, beni şüphelendirdi dedim. Ne gibi şeyden şüphelendin dedi. Dedim ki yani bu bir dolandırıcıydı büyük bir ihtimal. Bir yerden bir şekilde bu numarayı buldu. Numarayı ben üstüme aldım. Annem vefat eder etmez. Numarayı ben kendi üstüme aldım. Ama hala faturalı kullanıyorum hatta. Hala fatura annemin adına soyadına geliyor. Hala değişmemiş demek ki. Bir şekilde bu numarayı ele geçirdi ve annemin adını öğrendi. Bu yolla da bence bana borcu vardı diyecekti belki. Belki bir para yani bir şey isteyecekti ama Yıldırım kestirip attığı için böyle bir şeye kalkışamadı diye düşünüyorum. Çünkü Aysel diye birini hiç tanımıyorum.
Dediğim gibi annem 4 ev değiştirdi. 4 binadaki yakın komşularını tanırım. Aysel adında kimse yok. Yani uzun lafın kısası, arkadaşlar böyle telefonlar gelirse lütfen ama lütfen hesap numaranızı, kişisel bilgilerinizi vermeyin, ödeme yapmayın. Bence bu arayan kişi dolandırıcıydı. Annem vefat edeli 3 yıl oldu. Ben bu numarayı 3 yıldır kullanıyorum. Annemin rehberinde bile kayıtlı değil bu numara. Ben annemin rehberini silmedim, duruyor. Hani olur ya, benim de ihtiyacım olan birileri olur. Çünkü annemin çevresi çok genişti. Ulaşırım, annemin akrabaları, arkadaşları, ıvırları, zıvırları var. Silmedim yani. Duruyor ve benim kullandığımı da biliyorlar. Belki beni aramak isterler vesaire diye silmedim. Annemin numarasında da kayıtlı değil böyle Aysel diye biri. Yıldırım diyor ki orta yaşlı bir kadın sesiydi diyor. Dolandırıcı olduğunu düşünmüyorum diyor. Vallahi ben düşündüm. Çünkü kimseye güvenmiyorum yani. Bu hayatta kimseye güvenmeyeceksin. Küçük çocuklara bile neler yaptırıyorlar. Yani dolandırıcılığın yaşı yok bence. Bu bir karakter meselesi. Evet. Bunu da anlattım. Bu da günün dersi olsun. Yıldırım kısa kesti. Konuşmayı kapattı. Yıldırım diyor ki ben damadıyım diyor. Hangi oğlusun diyor. Hangi oğlu? Annemin hiç oğlu yok ki. Nasıl hangi oğlu? İki tane kızı var kadının. Ay, böyle işte arkadaşlar. Bunu anlattığıma göre sessiz sessiz konuşuyorum. İnşallah duyuyorsunuzdur beni. Bunu anlattığıma göre şimdi şöyle elimi ayağımı uzatıp şıkır şıkır yağmur yağıyor. Yağmuru seyredeceğim. Kendimle baş başa kalmayı çok seviyorum. Ondan sonra kahvemi içeceğim. Görüşürüz. Benim Pamuk Prenses sadece yarım saat uyudu. Senden bahsediyorum anneciğim. Yarım saat uyudun annem. Kahvemi içtim. Şöyle yatağa hafif kıvrılmıştım ki içeriden bir mıkırdanma sesi. Bu çok güzel bu. Bu çok güzel bu. Bu çok güzel. Bu benim aşkım. Bu benim dünyam. Şimdi kızımın odasını topluyoruz. Şu perde vardı kızımın odasında. Ben bunu çıkartmak istiyorum. Normal düz beyaz güneşlik şey yapacağım, takacağım. Dışarıdaki fırtınaya bakar mısınız, ağaçlara? Camlarımın haline bakar mısınız? Benim camlarım böyle olur mu? Beni iyi biliyorsunuz siz. Yani ne hale geldiler? Resmen çamur yağıyor. Perde kadife, kadife olduğu için ya beni rahatsız etti. Sanki böyle bütün toz ona yapışıyormuş gibi geldi. Bir de burada yatağı var ya güneşin tam baş ucunda. Bilemedim yani. Beyaz, düz, saten, klasik şu perdeyi takmak istiyorum. İleride zaten yazın inşallah güneşin odasını boyayacağım. Hala bir şey karar veremedim, renk karar veremedim ama boyayacağım falan. Ondan sonra ona uygun perdesini de halısını da alacağım. Ama şu anda bunu değiştireceğim yani. Böyle kızım da benim dizimin dibinde ana kucağıyla bunu da koyacağım dolaba. İhtiyacı olanlar baksınlar. Dolap adresimiz 8 Seda 7584. Yine yazarım buraya zaten. Anneciğim baban çalışıyor sevgilim, gitme. Odanı temizliyoruz beraber seninle. Nereye gidiyorsun? Gel. Temizlik yapıyoruz, odanı temizliyoruz. Ne yapacaksın ki babana gidip? Baba diyor ya. Mantar ya. Tipe bak. Çalışıyor baban, gel. Temizlik yapıyoruz. Biz senin odanı temizliyoruz. Ne diyordum? Ha, dolap uygulaması 8 Seda 7584. Oradan bakabilirsiniz. Çok çok koyacağım şeyler var. Bakın mesela artık ihtiyacımız kalmadı. Ay kıyamam ya. Süt salma makinesi. Güneşi biliyorsunuz onunla şey yaptım. Büyüttüm. Bu dalimleri koydum. Bunu hiç kullanmadık. Bunun bir de şeyi var. Bir sürü şey var ya, bakabilirsiniz. Daha koyacağım yani, daha sürekli koyacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. Bir sürü kıyafet var. Var oğlu var yani, var oğlu var. Bir yandan da çamaşır yıkıyorum, bakar mısınız?
bitmiyor, evin işi hiç bitmiyor. Yani hani diyorlar ya, aman ev hanımısın, ne olacak mı? Ben de diyordum, çalışma hayatım varken ben de diyordum. Ev hanımı arkadaşlarıma diyordum ki, aman keşke senin yerinde olsam da bütün gün temizlik yapsam, ne var onda diyordum. Aslında her işin zorluğu var. Çalışan kadınların da işi zor. Ev hanımı olmak da zor. Kadın olmak zor. Hiçbir iş bitmiyor. Adamlar öyle mi? Sabah gidiyorlar işe, akşam geliyorlar, ellerini ayaklarını uzatıyorlar, mis. Yedikleri önde, yemedikleri arkada. Biz kadınların öyle değil ki, iş kadını bile olsak. Sabah gidiyoruz, akşam geliyoruz. Akşam geliyoruz, bu sefer de yemek yapma telaşı. Sofra kur, sofra kaldır, bulaşık yıka, çocukları doyur, yatır, uyut bilmem ne. Kocanın hizmeti çayıydı, kahvesiydi yatana kadar. Çamaşırında, bulaşığında hiç bitmiyor. Ütün hiç bitmiyor. Toz alma, cam silme, kapı silme. Kadının işi hiç bitmiyor. Kadın olmak çok zor. O yüzden kadınlara güzel davranın sevgili beyler. İzleyicim, istatistiklere baktığımda %34 beyler de izliyormuş beni. O yüzden onlara sesleniyorum. Eşlerinize iyi davranın. Şimdi canlarım, ben şu perde bana battı. Şu perde, yine ben temizlikteyim, farkında mısınız? Hiç bitmiyor benim işim. Sürekli bir temizlik halindeyim. Şu perdeyi sıyırıp atacağım. Şu camı, cam battı benim, gözüme battı. Bakar mısınız? Sanki aylardır sürün. Anneciğim, ne yapıyorsun sevgilim? Oraya girilir mi aşkım? Hayır, girilmez ki oraya. Oraya girilir mi? Hayır. Girilmez. Burada bu kadar alan var, yatağın arasına mı girilir? Hayır. Cam bana battı. Her hafta siliyorum, her hafta. Her hafta siliyorum, bakar mısınız pise? Gören der ki, yani kaç aydır silmiyor mu bu kadın bu camlarını? Ne pis kadın. Tüh bana. Bakayım, fırtınadan uçmazsam camları da sileceğim ama inanılmaz fırtına var. Cesaret edebilirsem camı silerim. Şimdilik böyle canlarım. Kızım da buraları karıştırıyorum. Ha, size bunu gösterecektim değil mi? Ay, yastığın klantlarını, kılıflarını falan hep söktüm. Şunu göstereyim size. Gösterdim mi acaba daha önce, bilmiyorum. Bu da Güneş'in yeni oto koltuğu. Henüz hala kullanamadık. Hala öbürüne biniyor. Dur sevgilim bir saniye, ben bunu böyle yapayım. Bir dakika, elini çek. Heh, şimdi oturabilirsin. Oturabilirsin şimdi istersen. Oturmak istiyorsan otur. Yok, orayı keşfetti. İlla o kapı. Her şeyi keşfediyor. Her şeyi didikliyor. Acayip öğrenme çabasında. Bu yaşlar sanırım böyle. 1,5 yaş. İyi, kapat hadi, kapat. Ben içtim ya, onu gördü yani. Şimdi onu keşfetti. Heh. Hadi bakalım. Ne olacak şimdi, kapıyı kapattık. Bu da Güneş'in ilk oyuncağı. Fulya teyzesi göndermiş. Kutu yapmış. Sağ olsun amcamın kızı. Güneş'e hediye paketi göndermiş. İçerisinde yok yok, sağ olsun. Bu da onun içinden çıktı. Adını Kakuli koyduk. Bu da benim çocukluğumdan kalma, biliyorsunuz. Bu da benim çok uzun senedir kullandığım koltukta TV battaniyesi. Canım duygumu almıştı onu da bana hediye. Ay, kaçtı benimki. Neyse canlarım, durum bu. Mantar panı. Ben şu işlerime bakayım. Görüşürüz yine. Kızım kendi kendine dans ederken ben de dikişlerim var. Onları dikeceğim. Hem kızın yanında olayım. Ah, hem de bunları dikeyim. Hiç iş bitmiyor kızlar. Hiç, yemin ediyorum, hiç oturmadım, biliyor musunuz? O kadar yoruldum ki. Biz de rutin ev hallere bu şekilde. Gördüğünüz gibi yine çamaşırlarım bitmiyor, bitmiyor, bitmiyor. Dışarıda nasıl bir yağmur ve nasıl bir fırtına var size anlatamam. Balkonum var ama balkona çamaşır asamıyorum ne yazık ki bu durumdan dolayı.
Yatak odasında bir bölüm var. Oraya açasımı astım. Orası çamaşır dolu. Oranın da camı açık. İçerisinde nem yapmasın diye. Onun dışında peteklerin üzeri dolu. Peteklerde kurutuyorum. Ondan sonra şöyle katlayıp katlayıp koyuyorum. Ondan sonra içeri götürüp yerlerine yerleştiriyorum. Onlar ütü istemeyenler. Kazaklar falan filan. O kazakları ütülemiyorum yani ben sonuçta. Ondan sonra cıma bizde durum bu. Akşam yemeğimizi yedik. Tavuklu pilav yedik biz kızımla. Güneş çok sevdi. Dün tavuk almıştım ya, hepsini yemedik tabii kızımla. Ondan sonra dolaba koymuştum. Bugün de o güzel tavuğu didikledim bir güzel. Bir de pilav yaptım. Ondan sonra tavuklu pilav yedik kızımla. Yanında da ayran, mis gibi. Allah bereket versin. Ondan sonra Yıldırım da şimdi şeye indi. Markete indi. Kar Edirne'den girmiş. Bakalım bize ne zaman gelecek? Çarşamba, Perşembe Silivri ve Çatalca yoğun kar bekleniyordu. Yıldırım'a dedim ki git yoğurdumuzu, sütümüzü, yumurtamızı al. Bütün malzemelerimiz var evde, erzakımız var ama sütsüz olmuyor, yumurtasız olmuyor, yoğurtsuz olmuyor. Yani her sabah güneşime süt içiriyorum, yumurta yediriyorum. Yoğurt her yemekte mutlaka yiyoruz. Ben akşamları biliyorsunuz yiyorum 6'dan sonra. Acıkıyorum yani ister istemez. Bu arada sütü ben organik süt içiriyorum güneşe. Merak ederseniz eğer, yani ne içiriyorsun derseniz. Mulipa'nın sütleri var ya, bir ondan alıyorum. Onda ek gıda falan filan, içinde bayağı vitaminler var. Ondan alıyorum. Bir de mis süt var ya, cam şişe. İçilmiş pardon. Şu. Şunun sütünü. Günlük pastörize cam. Bunu günlük alıyorum. Bunu da güneş için alıyorum. Ama normalinde şeyden, Aksoy çiftliğinden süt alıyorum. Çatalcalılara söylüyorum özellikle. Aksoy çiftliğinin bütün malzemelerini, bütün ürünlerini çok güvenerek tüketiyorum. Yediğimiz tavuk da oydu. Organik gezen tavuktu yani. Köy tavuğuydu. Güneşle yediğimiz tavuk. Tavuğumu, sütümü, yumurtamı, peynirimi, ilik, her şeyi, yani her şeyi ben oradan alıyorum. Eğer oradan alamazsam sütü, mesela şu anda alamadım oradan, o zaman pastörize bu içim sütleri kullanıyorum. Pastörize içim olur, mis olur, pınar olur ama bu cam şişelerde pastörize olanları içiyorum. Hamileyken de bunları içiyordum ben. Güneşim karnımdaydı ya, o kadar dikkat ettim ki her şeyden sakındım, her şeyden korudum kendimi. Bütün kötü şeylerden, zararlı her şeyden, yani bol bol temiz hava aldığım, bol çiftlikte geçirdik biz biliyorsunuz, Beykoz'da geçirdik hamileliğimizi. Hamileliğimizi derken hamileliğimi yani. Tam da karantinanın ilk zamanlarıydı. Ben Şubat ayında hamile kaldığımı öğrendim. Mart ayında korona geldi biliyorsunuz. Covid ile tanıştık ne yazık ki. Ah babamız geldi. Sokağa çıkma yasağı falan filan vardı. Biz hemen Beykoz'a çiftliğe gitmiştik. Orada alışveriş yapmış geldi şimdi. Dışarısı var ya. Ya kar belirtisi var mı? Kar Edirne'den girdi, işte geliyor. Haydi bakalım, haydi inşallah. Ah, dur anne. Durum vahim yani. Ne gibi? Hayatım, millet dışarıda kalamaz, evi sıcak olmayan yani var ya. Ay Allah yardım etsin, gerçekten çok zor. Sevgilim ben bunları yerleştirdim, sen çocukla ilgilen. Marketten gelemedim soğuk. Hadi ya. Ya duydunuz mu? Çok zor, çok yani. Şu an sesi duyuyor musunuz? Bu ses nereden geliyor biliyor musunuz? Buradan. Bakın. Kapı kapalı. Gördünüz mü? Balkon kapısı kapalı. Şu aralardan nasıl bir rüzgar giriyor? Şu anda sanki dışarıdaymışım gibi. O kadar soğuk mutfak. Polarlarla falan duruyorum. Yani bir şey olsa size göstersem şöyle. Mendil mendil bir şey olsa. Bakın. Görüyor musunuz rüzgarı? Bakın. Gördünüz mü? Rüzgardan peçete nasıl oynuyor?
Ay, durum bu. Ben hemen şu aldıklarımızı yerleştireyim. Kocam bir şeyler almış gelmiş. Size de göstereyim, hatta ondan sonra kapanış yapalım. Şimdi Yıldırım'ın aldıklarını şöyle tezgaha çıkarttım. Bunları çünkü silip silip öyle yerlerine yerleştireceğim. Size göstermek için buraya yaydım. Şöyle atom almış. Bunu çok seviyoruz biz, böyle yoğurtlu moğurtlu. Çiğ köfte almış. Ondan sonra bu kahvenin yanında bunlar böyle bir dilim alıyoruz. Güzel oluyor. Ese Burçak'tan almış. Ay Kavala seviyorum diye dün bitirmiştik. Daha doğrusu bugün kahvede sonunu yemiştim. Tekrar Kavala almış. Otuzlu yumurta almış. Özlem yumurta. Medium boy almış. Ben X large almıştım en son. Lahmacun almış. Ondan sonra sarelliler. Düşürdüm. Sarellilerden almış. İki tane almış. Diğeri de burada. Ondan sonra dondurulmuş elma dilim patates almış. Çizim. Zerdeçal. Sağlıklı besleniyoruz anacığım. Yani korona var. Biz her yerden tutumluyuz ama gıda konusunda asla tutumlu değiliz. Çünkü yiyene bir şey olmaz derler ya. Sağlıklı olan her şeyi yeriz. Kamkat almış. Bu da çok hoşumuza gidiyor bizim. Turunçgillerden. Zencefil almış. Sağlıklı ne varsa bizim evdedir. Bu da yoğurdun yanına yerim diye almış herhalde canımın içi Başak'tan. Mango almış. Ay bayılırım mangoya da, sağ olsun. Mango da almış. İki tane süt almış. Yoğurt almış. Ve sandviç ekmekleri almış. Evet bebeklerim, şimdilik bu kadar. Ben hemen bunları yerleştireyim. Biz yemeğimizi yedik ama Yıldırım yemedi, aç. Kendine çiğ köfte almış. Ben hemen ona şöyle yeşillik falan bir şeyler çıkartayım. Limondu. Ona da servis yapayım. Bu arada dünkü videomun altına, ismini unuttum, Selen Hanım mıydı acaba? Lütfen kusura bakmasın. Şimdi söyleyeceğim, kendini tanır büyük bir ihtimal. Onun da bebeği güneş gibi aynen uyumuyormuş. Doktora götürmüş. Doktor da demiş ki öğlenleri uyuyan bebek gece nasıl uyusun? Öğlen demiş iki kere uykusunu kesin. Günde bir kere uyusun. Ve demiş akşam 10'da ikinci uyku isteyecektir ama uyutmayın. Akşam 10'da yatırın. Böylece rutinine girecek demiş. Onunla yorumlaştık. Dünkü videomun altına bakarsınız, siz de yorumları görürsünüz. Bugün kendisine çok teşekkür ettim. Güneş'in ikinci uykusunu kesinlikle uyutmadım, onu dinleyeceğim. Umarım faydasını görürüm. Güneş biraz önce çok mızmızlandı çünkü çok uykusu geldi. Normalde Güneş 5.30 gibi ikinci uykusuna yatıyordu, 7 gibi kalkıyordu ve 9'da yatıyordu, 10'da kalkıyordu falan filan, böyle bir saçma sapan bir rutinimiz vardı. Ben onu o saatte yatırmadım, akşam yatırmadım. Biraz önce mızırdanıyordu, şimdi herhalde uykusu açıldı, mızırdanmayı kesti. Akşam 10'da yatıracağım. Umarım, Selen Hanım'dı galiba. Eğer yanlış söylüyorsam kusura bakmasın. Biraz sonra bakarım. Edit yaparken de ismi buraya yazarım. Kendisine de buradan hepinizin yanında, hepinizin önünde kendisine teşekkür ediyorum. Tavsiyesi için bugün onun tavsiyesini dinleyeceğim. Ay nasıl rüzgar var, duyuyor musunuz rüzgarın sesini? Bugün onun tavsiyesini dinleyeceğim. İnşallah Güneş'in uyku rutini yerine girer, düzene girer. Biz de her insan gibi akşam yatıp sabah kalkarız inşallah. Ya gece bir kere uyanmaya razıyım arkadaşlar. Gerçekten 12 kere uyanmak ne demek ya? Size listeyi gönderdim. Her uyandığım saati not aldım ya. Resmen yani 12 kere uyanıyoruz. 12 kere. Her gece. Dün gece 3 kere uyandık ama. Of. Bakacağız artık. Evet, bugün kapanış yapayım artık ben. Bugün burada bitirelim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumlarınız artmaya başladı. Çok
çok teşekkür ederim bunun için de. Hepinizle tek tek cevap veriyorum. Hepinizle tek tek sohbet ediyorum. Zaman buldukça cevap veriyorum. Hemen direkt o anda cevap veremiyorum. Kusura bakmayın. Direkt mesajdan, Instagram'dan da çok gelenler oluyor. Onlara da fırsat buldukça cevap veriyorum. Hepiniz çok kıymetlisiniz. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yarın 12.30'da görüşmek üzere. Dua edin ne olur. Şu kızım uyusun ya. Lütfen ya. Hepinizi çok öpüyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.